Bu video Eren ve Serhat'ın Giresun gezisini Serhat'ın telefonuyla çektiği için alışılageldiğiniz Swap Masters videolarından bir tık kalitesi olabilir. Lütfen kusura bakmayın. İnsanoğlu, herkese merhaba. Şimdi neredeyiz? Neredeyiz? Karşı tarafımız Rusya. Swap Masters'ın kardeş garajındayız. Neresi orası? Eren'den duyalım. Neresi burası? Senin memleketin neresi? Neresi? Giresun. Aynen. Giresun'da neredeyiz? Maçıla performans et. Söyleyemedim. Giresun'da neredeyiz? Maçıla garajdayız. Aynen. Maçıla garaj neresi? Hadi çevirip görelim. İnsanoğlu! Welcome to Giresun! Garajı bugün çekmeye geldik. Ben de Karadeniz'e geldim. Serhat'ı da getirdim bugün. Hep beraber video çekeceğiz. Göreceğiz ne var ne yok. Hadi gelin içeri. Bana hep bir sözüm vardı. Aynen. Hep bir sözüm vardı. Şimdi o sözünü tutacağım. Bakalım içeride ne varmış. Hadi hep beraber bakalım. Hadi bize Maçula Garajı anlat. Size Maçula Garajı anlatırım. Önce Maçula Garajı'nın sahipleriyle alakalı başlayalım. Tamam. Sahipleri zaten buradalar. Hadi göster onları sahipleri bize. Sahipleri benim arkadaşlarımdan da öte kardeşlerim. Onlarla bir tanışalım. Ooo kardeşim. Şimdi Uğur Saydam, Müjdat Çöngül. Biz önceden beri hep beraber zaten arkadaşız. Golf'ün ta ilk ustalık zamanlarında golfü ilk aldım. İki arkadaşımla beraber aslında Swap Masters'tan önce golfün hikayesini, alımını bilen arkadaşlar. O yüzden oraya girmeyeceğim. O defteri kapattık. Şimdi yeni bir sayfa açtık kendimize. Maçula Garaj diye. Maçula Garaj'ı Müjdat'la Uğur kurdular. Kurulumu nasıl oldu? Nasıl bir işlemler yapıldılar? Burada ne işlem yapıyorlar? Kendilerine soralım. Anlatın. Dinliyorum arkadaşlar. Maçula Garaj nasıl kuruldu? Sanayide iş yapmadığımız için klasik. Biz de bu işin içinde olduğumuz aynen için öyle. Beraber dedik bu işi yapalım. Beraber dedik bu işi yapalım. Bu işi öyle yapalım deyince oldu. İmkanı da var burayı. Bir bakıma usta kendiniz oldunuz arabaları yaptıramaya. Aynı bizimkisi gibi. Evet. Uğur zaten mekanikçi. Küçüklükten beri sanayide bu işin içinde. Ben de elektronikçiydim. Beraber, aynen. Beraber hem mekanik. Şöyle aslında bu garajın doğmasındaki en büyük artı sebep şu, biz modifiyeyi seviyoruz. Yani 2x2x4 bu kaçınılmaz bir şey ama maalesef sanayilerimizde standart işin dışında insanlara farklı bir iş yaptıramadığımız aynen için, biz de bunu sanayide yaptıramadığımız için, parasıyla bile olsa yaptıramadığımız için İstanbul'da Senat abi aşağı Tokyo'yu nasıl kurduysa aslında buranın da kurulumu bununla aynı. Bu da aynı Serhat'ın senin sistem. Müjdat'ın binası komple. Müjdat'ların binası. Aynen. Ev üst katında alt katı komple garaj. Zaten kapısından çok güzel alanlar var. Aynen garaj öyle. Alanlar var. Karşı tarafta Karadeniz sahil yolu var. Karadeniz sahil yolunun alt tarafında plajı var. Yazın güzel çalışıp terledikten sonra gidip orada plaja girebiliyorsun. Yan tarafta güzel ızgaramız var. Izgara yapabiliyoruz.
Konum olarak mükemmel bir yerde. Konum olarak 10 numara bir yerde. Yolu düşen herkes buraya gelebilir, çay içebilir, kahve içebilir. Swap Masters'tan da ismi verene %10 indirim yapıyor muyuz arkadaşlar? Evet, kesinlikle ve kesinlikle. Başımızın üstünde yerimiz var. Burada ne yapılıyor mesela? Onu da anlatalım daha mesela detaylı bir şekilde. Urus'ta burada ne yapılıyor? Motor mekanik üzerine çalışıyoruz biz. Hem elektrik, elektronik de var ama o biraz daha zayıf. Yani genellikle motor mekanik üzerine. Bakın bunları. Yani hem normal müşteriye hitaben hem kendi arabasını hızlandırmakları yani hitaben. Yani her şeyi yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok yani güzel. Bizim kendi performans adına her şeyi yapıyoruz. Yani çok güzel. Swap Masters'ın Karadeniz ayağı. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Güzel de swaplar var. Bir tane doğan var. Onları göstereceğiz tabii daha. Düşman başına. Diğer videolarda. Mekanı açarken Serhat abim çok yardımcı oldu bize sağ olsun. Parça alırken, malzeme alırken. Teşekkür ederiz hepsine. Swap Masters. Swap Masters. Biz teşekkür ederiz size. Burada yağ bakımı var. Normal mekanik var. Onlar araç üzerine her şeyi elimizden geldiğince yapmaya, çözmeye çalışıyoruz. Motorun bir bayiri var. Zaten sağ olsun motor buralara hep doldurmuş. Evet. Ondan sonra aslında burası ticarethaneden daha çok Giresun'da modifiye sevenlere, araba sevenlere buluşma noktası gibi bir yer. Sanayide kendileri uğraşmasınlar. Biz burada onlar için uğraşıyoruz. Çok güzel. Burada gerekli araştırma, geliştirme yapılıyor. İstanbul bağlantıları var. Zaten sürekli seninle zaten irtibat halindeler. Aynen. Herhangi bir bilgi alışveriş yapabiliyorlar. O yüzden açıldı burası. Çok da güzel oldu. Çok güzel yer. Güzel bir yer. Mekanın içi de güzel. Mekanın olduğu yer de güzel. Herkesi bekliyoruz. Dekoru sen mi yaptın Eren? Efendim? Dekoru sen mi yaptın? Dekor işini Müjdat yaptı. Müjdat'la beraber benim de bir iki fikirlerim oldu. Fikirlerimi söyledim ama asıl mimarisi Müjdat'ın. Şairimiz var, Doğan'ımız var, Lemans'ımız var. Yani kendi aracımız bizim. Tamam. Biraz uğraştık işte. Hala da uğraşıyoruz bir tanesi. Bitmez. Gel arabaya bakalım. Arabaya bir bakalım. Gel. Burada Tofaş markasına aynen ün verenler ve cam verenler. Ama camdan önce cam gibi olanlar yani. Aynen ya. Araç gayet maşallah subhanallah yani. Şu an kameradan çok belli olmasa bile inanılmaz parlıyor araba. İnanılmaz yanıyor. Ve kordon dediğimiz şey adam öldürür yani gerçekten. Ben bu kadarını beklemiyordum yani hiç. Ben sana söyledim Serhat'ım. Giresun'daki dedim Tofaşlar kardeşim hıl ve hışır değil. Burada sana canlı iki tane örneği var. Zaten bu toplanma aşamasında diğeri zaten derli toplu. Buna da birazdan geçeceğiz. Buna da evet. Bakarız. Bunda ne var ne yok. Onu da size anlatırız. İstersen Müjdat'cığım sen arabayla alakalı bilgi ver. Ne yapıyorsun bu arabaya? Bu arabayı 3 sene önce falan aldım ya, aşağı yukarı. Hatasız boyasızdı 3 sene önce. Hatta sonra bu dükkan işi girince işin içine kaldı öyle durdu. Hiç uğraşamadık da. İkinci plan. Aynen. Evet, aynen. Evet. Ondan sonra dedik yaptıralım yavaş yavaş. Yavaş yavaş yaptırmaya başladık işte boy yaptık. Burada orijinal toplamayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Full orijinal başladık arkada da parçaları var. Evet onları da gördük. Parçaları var. Aynen. Elimizden geldiğince orijinal toplamaya çalışacağız. İnanılmaz boyası var. Usta. Gerçekten boyayan usta mükemmel boyamış. Boyayan usta kör oldu diyemeyeceğim. Kondisyonu falan mükemmel. Kondisyonu arabanın aldım ama çürük çabuk hiçbir şey yoktu. Bu güneş yanıklı, full hatasız boyasızdı. Evet. Kabut şuradan belli. Değişen boya hiçbir şey yoktu. Daha boyadan yeni çıktı. Pastacılar hiçbir şey yenilemedi. Bunlar biraz da boş olsun yani. Biraz da tozlandı burada. Evet siz konuşun ben buradan görüyorum zaten. Biraz tozlandı Serhat'ım. Normalde bu araba var ya. Bu araba Allah'ın izniyle yanacak. Buna bir tane şey atacağız, fındık motoru. Fındık. Bizim işimiz. Fındık toplayacağız. Motoru. Aynen fındık motoru atılacak buna. Zaten yan tarafta da parçaları var. Bu gayet orijinal bir şey toplanacak. Ama Serhat'ım benim favorime geçelim. Bak favori çok güzel bir şey. Böyle bir şey olamaz. Gel senden izle gel. Milletin hizmet defalarca istediği, bak insanların defalarca istediği ağır artık şunu yapın, ağır artık şunu yapın. Dedikleri araç aslında Karadeniz'de yapılmış olarak hazır var. Yani araba zaten maşallah anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Bu da bir yılan ötesi. Bu da bir yılan ötesi. Ama benim için en can alıcı noktası ne biliyor musun Serhat'ım? Neresi? Gel şu kaputun altına bir bak. Gel ya. Gel boş ver dışını çekersin gel. Göstereyim mi? Göster artık göster. 10 saniyelik bir araba borcum vardı. Ya hangi 10 saniye o? 1 saniyede halledeceğiz bunu yani. İşte burada. Turbo Doğan
Bunu biraz sonra diğer videoda anlatacağız. Diğer bunun videoda için detayları verilecek ama araçla alakalı net bir bilgi Uğur'un var. Arabanın modeli nedir, motor nedir, ne kullanılmıştır, turbosudur, beyi nedir, ne var ne yok hepsini Uğur biliyor. Kanka bize bunu anlat. Bugün MT-09 muydu? Yamaha MT-09'la gazlandı. Aman Allah'ım. Böyle bir şey yok. Çok iddialı bir makine. Çok güzel, çok da zevkli bir makine. Bu araba, bu arada sahibi de bunun biraz değil, bayağı bir titiz. Bayağı burada bir herkes bir titiz. Bu şehirde bu titiz Mehmet, olmayan yok. Aracın sahibi bizim Mehmet gibi yağmurda kesinlikle arabasını çıkartmaz. Ama Uğur aldıktan sonra bir şey deme şansı maalesef kalmıyor. Araç gündelik gayet rahat bir şekilde kullanılabilen bir araç. Değili bir araba. İnanılmaz değili müdür. Yani inanılmaz değil. Cezalı sakin görünebilir. Kullanışlı. Ama hiç öyle değil. Aynen. Sivrisinek misali. Dışarıdan baktığında normal bir Karadeniz doğanı gibi görünse de aslında içerisi çok daha başka. Aslında başkalarını hüsrana uğratabiliyor. Aynen, evet. Başkalarını çok rahat hüsrana uğratabiliyor. Bu tarafta da yine 207 RC Le Mans var. Çok güzel, çok kaliteli bir araç. Ona da zaten detay gelecek ama şimdi bizi takip edenlerle alakalı Uğur Saydam kimdir? Uğur Saydam ne zaman bu işe başladı? Uğur Saydam hangi arabayı yapar? Maçula Garaj hangi arabayı yapar? Ne yapar? Kaça yapar? Money is money. Bunlar önemli şeyler. Ben çekirdekten yetişme. 15 yaşında falan başladım bu işe. Klasik yaklaşık şey, baba, oğlum geç hadi sen sanayi. Yaklaşık 20 senedir falan bu işi yapıyorum. Yani geçmişte sanayide birçok ustaların yanında çalıştım. Sonra Volkswagen servisine, yetkili servisinde işe başladım. Bir 6 sene falan orada master teknisyen olarak çalıştım. Yani ondan sonra artık kendi işimizi kurmamızı düşündüğümü yani. Kendi işimizi kuralım dedik. Ücret arkadaşım burası kendi yeri zaten. O da böyle bir düşüncesi vardı. Ben dedim madem ben dedik hani işi bırakayım, beraber yapalım. İmkanımız doğdu. Beraber yapalım dedik. Sen dedim elektrik elektroniğe bak. Ben de mekanik bölümüne. Dedim böyle güzel bir iş yapalım. Yani öylece başladık yani. Şu anda da yani çok nasıl olarak işler? Klasik işte. İşler çok şükür. Ne kadar oldu açalı? Ne kadar? Şu anda bir sene falan. Bir sene oldu. Allah'a çok şükür işlerimiz güzel. Bakımların olarak da performans olarak çok aşırı bir rağbet yok ama tam ileriye dönük. Maddi kaynaklar olduğu sürece yapmaya devam edeceğiz. Yani. Ben samimi söyleyeyim, İstanbul'da da birkaç tane gördüm RC'yi. Hani şeyini ama bu kadar böyle kondisyonu, hani ben güzelini daha güzelini görmedim kondisyon olarak şeyini. Daha detaylı videoda da çekeceğiz şimdi. Yani içi dışı her şeyle beraber. Sana buram buram emek kokuyor. Bize göre biraz emek değişik değil mi? Para money. Ne emeği? Ya. Emek de var tabii, yok dersek yalan konuşuruz ama. İbrahim'de para zaten para bitmez, azalıyor. Bir de öyle bir sloganı var. Bende para bitmez, sadece biraz azalır. Ama yerine eski haline gelir de. Yani İbrahim bir de sözü var. Küçük arabayı severim diyor. Küçük araba zevk verirmiş. Evet. Gazlarken. Küçük araba zevk verir. Büyük araba acı verir. Serhat abi bunları duyardı. Anladın mı? Serhat'ım yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi gezmeye gidelim. Gezelim biraz. Biraz gezelim, biraz görelim. Arabaları çekelim. Arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna geliyoruz. Aynen. Bizi izlemeye devam edin. Değil mi? Ben mekanımız herkese açık. Dilencilik yapmayacağım. Herkesi bekliyoruz. Yeni videoyla tekrar. Yeni videoyla yanınızda olacağız arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, bizi likelamayı unutmayın. Beğenmeyenler beğenmesin. Ama üzülürler. Beğenin ya. Niye beğenmesin? Para lazım, para. Reklamdan para gelsin. Açız. Biraz sundan selamlar. Biraz sundan selamlar insanoğlu. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.